Efendim merhabalar. Hepiniz ama hepiniz Mahya Işıklarına hoş geldiniz. Yeni bir Mahya Işıklarında ne mutlu ki sizlerle bir... Ramazan'ın 15. günündeyiz. Nereden mi anladım? Dönün lütfen. Dönün arkanızı. Oraya bakın. Dönün arkanızı. Bakın. Hemen orada. İki minare arasında bir resim asılı. Bu demektir ki Ramazan ayının 15. günündeyiz. Çünkü Ramazanlarda ilk 15 gün mahyalarda yazı yazılırdı. Ramazan'ın ikinci 15 günü resim yapılırdı. Bu 1700'lü yılların başından itibaren Sultan 3. Ahmet döneminden sonra ortaya çıkan bir gelenekti. Ramazan ikiye bölünmüştü o yıllardan sonra mahyalarda. İlk yarısı yazı, ikinci yarısı resim. Kız Kulesi o. Bakın Kız Kulesi var orada. Kız Kulesi harika. Öyleyse ben de size Kız Kulesi'ni anlatayım bu akşam. Neden olmasın? İnsanlık tarihinin en büyük deniz savaşlarından biri İstanbul'da yaşanmıştı. Makedon General Filip ve Yunanlı komutan Karis arasında. Filip, Tuna'dan getirdiği donanmasıyla İstanbul'a saldıracak, İstanbul'u almak istiyor. İstanbul kendisini koruyamıyor. Atina'dan yardım istiyor ve güneyden Karis geliyor. Çok büyük bir savaş yaşanıyor İstanbul Boğazı'nın tam girişinde. Karis savaşı kazanıyor ama sevinemiyor. Çünkü her savaşta yanında olan ve askerlerinin kendilerine şans getirdiğine inandığı karısı Damalis o savaşta ölüyor. Ve Karis, karısı Damalis'i Boğaz'ın suların içindeki kayalıklara defnediyor. O günden beri orası Koris Pirgosis yani Kız Kulesi olarak anılır. Kız Kulesi'nin adı buradan gelir. Anlatılan Hera ve Leandre efsanesini biliyorsunuz. Hera bir genç kız, Kız Kulesi'nde, Damalis salacak kıyısında. Hera bir rahibe, Damalis'in o mezarı olduğu yerde bir aşkla yaşanıyor. Aşk bu, yer mekan dinlemez. Leandre her gece salacak kıyısından yüzüyor Kız Kulesi'ne. Hera ile birlikte oluyor. Hera ateş yakıyor, nerede olduğunu anlasın diye. Leandre görsün kendisini diye. Ama fırtınalı bir havada ateş sönüyor. Leandre boğuluyor. Ya şimdi bir düşünelim. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Salacak'la Kız Kulesi arasını bir ok atımı mesafe olarak tanımlar. Bir ok atımı ya şurası. Yani Leandre'ın ateşi görmesine gerek yok ki. Zaten karşısında duruyor. Mesafe çok yakın. O kadar kısa mesafede ateşe ne gerek var? Zaten bu efsane de İstanbul'a gelen Avrupalıların yanılgısıdır. Hera ve Leandre efsanesi var ama İstanbul Boğazı'na ait değil, Çanakkale Boğazı'na aittir. Düşünsene, orada mesafe neredeyse 1 kilometre. Kız Kulesi'nde söz edeceğiz ya, şu güzelim kız... Bir daha bakın lütfen, dönün arka, lütfen. Harika. Işık ışık bir Kız Kulesi. Bütün gemiler aşıktı ona. Ama onu en çok seven Ankara gemisiydi. Şefik Kogen'in kaptanlığını yaptığı ünlü Ankara. Çünkü sadece ve sadece Ankara gemisinin içinde Kız Kulesi'nin kocaman bir resmi vardı. Kız Kulesi'nin kapısında bir tuğra vardır. Dikkat edin lütfen. İkinci Mahmut'un tuğrasıdır o. İkinci Mahmut oraya tuğrasını astırmıştır. Askeri müziğe gittiğinizde sayabentlere yani gölgeliklere bir göz attığınızda padişahların gölgelikleri bir tek padişahın gölgeliğinin üstünde Kız Kulesi'nin resmi vardır. Kim midir o gölgelik? Sayabent? Ha? Evet, 2. Mahmut'un. Ne garip. Kız Kulesi'nde 2. Mahmut'un imzası, 2. Mahmut'un gölgeliğinde Kız Kulesi'nin resmi. Muhsin Ertuğrul üstadımız 1923 yılında bir film çeker. Kız Kulesi'nde bir facia. Bir dramdır bu. Oradaki bir Fener bekçisinin dramını anlatır. Ama biz mutlu bir haber verelim size. O ki Kız Kulesi'nin Fener bekçilerinden söz ettik. 1930 yılının Nisan ayında orada bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Evet, şu güzelim Kız Kulesi'nde doğan bir kız çocuğu vardır. Orada doğum yapan kadının adı Nefibe, Nefibe Hanım. Nefibe Hanım o yıllarda Kız Kulesi'nin bekçisi olan Mehmet Beyefendi'nin eşidir. Ve Nefibe Hanım dalgalı fırtınalı bir havada kıyıya da gidemiyorlar. Orada doğum yapıyor. Kızına Jale adını koyuyor. Ben onu tanıdım biliyor musunuz? Jale Özçelik. Çok güzel bir insan.
kız kılısında doğan bir kız çocuğu var. Sormuştum Jale Hanım'a, nasıldı kız kulesinde çocuk olmak? Ya İstanbul'un çocuk tarihinde en ilginç çocukluk Jale Hanım'ınkidir. Düşünsenize, İstanbul'un ortasındasınız, her taraf İstanbul. E peki ne yapıyordunuz, neyle oynuyordunuz? Bana demişti ki Jale Hanım, annem hiç sevmezdi kız kulesini, çok tedirgin olurdu. Ben denize düşeceğim diye, bana bir şey olacak diye. Aslında gerçekten yani sadece çocuk için ya da Fener bekçisi baba için değil, annesi için de, yani o Nefibe Hanım için de çok zor günlerdi. Kız kulesinde anne olmak hiç kolay değildi. Kız kulesi ile ilgili yazılı o kadar çok şiirler var ki. Bedrahmi Eyüboğlu'nun şiirini biliyorsunuz. İstanbul deyince aklıma kuleler gelir. Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır. Ama şu kız kulesinin aklı olsa Galata Kulesi'ne varır, bir sürü çocuklar olur. Çok şiirler var kız kulesiyle ilgili. İzin verin bir tane de kendi şiirimi okuyayım. Çocuğunu asma köprüde sallayan bir annedir İstanbul. Ki onun içi süt dolu biberonudur kız kulesi. Soğusun diye suya tutulan. Kız kulesini ben 1992 yılında şiir cumhuriyeti ilan etmiştim. Orası bir kütüphane, bir müze olsun istemiştim. Ve temsili olarak da bir marangoz arkadaşıma yaptırdığım küçük şöyle iki raflık bir kitaplık koymuştum oraya. İçine de şiir kitapları dizmiştim. Sonraki bir etkinlikte oraya gittiğimizde baktım ki o küçük kitaplık yok. Nerede? Duydum ki Kız Kulesi'nin Fener bekçisi evine getirmiş, ayakkabılık yapmış o kitaplığı. Ayakkabılık. Arkadaşlarım kızacak gibi oldu. Dedim ki sakın sakın. Eğer bir Fener bekçisi, bir deniz emekçisi, bizim içine şiir kitaplarını koyduğumuz o küçük kitaplığı evine getiriyor ve onu ayakkabılık yapıyorsa, oraya eşinin ve çocuklarının ayakkabılarını koyuyorsa, o da şiirdir. Bizim içine şiir kitapları koyduğumuz küçük kitaplığın kendisi şiir olmuş. Kız Kulesi sokağına selam ederek tamamlayalım bu akşamki mahya ışıklarını. Kız Kulesi sokağına selam olsun. Kız Kulesi sokağı nerededir? Hı? İpucunu vermiştim. Bütün gemiler aşıktır demiştim Kız Kulesi'ne ama yalnızca biri içinde Kız Kulesi'nin resmini taşır. Hangi gemiydi? Evet, Ankara. Bu yüzden olsa gerek Kız Kulesi sokağı da İstanbul'da değil, Ankara'dadır. Mahya ışıklarından bu akşam da bu kadar. Yani yeniden aynı gün ve aynı saatte birlikte olalım. Sürçülisan ettiysen